Merhaba değerli dostlar. Hedef Radyo'dan Allah'ın rızasını hedeflediğimiz Saykal programıyla karşınızdayız. Saykal, madenleri parlatmak için vurulan cilaya verilen isim. Biz de kalp ve ruhumuzda nice madenler taşıyoruz. Manevi cevherlerimiz var fakat bu manevi cevherlerimiz, madenlerimiz kir tutmuş, pas tutmuş. Bunları tekrar parlatmak adına Saykal vuruyoruz her hafta. Bu hafta da özellikle yaz aylarında hayatın cazibedar olduğu zamanlarda insanların dünyaya daldığı şu dönemlerde konuşulması gereken bir konu. Bizim dünya sevgimiz, tuğli emelimize, tevehhüm ebediyetimize bir saykal vuracağız. Tevehhüm ebediyet ne demek? Yani bir insanın ebediyen dünyada kalacağını zannetmesi. Bu zan sebebiyle insan aldanıyor. Zaten mezarlığa gitseniz binlerce, milyonlarca, yüz milyonlarca, belki milyarlarca insan bu şekilde aldandı. Toprağın altına eyvahlar diyerek girdi. O da dünyayı daimi zannediyordu. Hiç ölmeyecek zannediyordu. O da bizim üzüldüğümüz gibi bir şeylere üzülüyordu. Bizim sevindiğimiz gibi bir şeylere seviniyordu. Ama ne oldu? El mevtü hakkun kaziyesine o da imzasını attı. Ölüm haktır. Herkesin başına muhakkaktır. Gelecek. Bizi de bir gün bulacak. Öyleyse bizi perişan bir hale sokulmuş bir şekilde değil de kazananlardan olmuş bir şekilde bulmasını istiyorsak. Ölüm bize isabet ettiğinde biz dünya ahiret saadetini elde etmiş, gülen, dünyada da ahirette gülen, gülümseyen, tebessüm eden olmak istiyorsak öyleyse önce halletmemiz gereken bir şey var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü sıkça zikrediniz. İnsan sürekli dünyada kalacağını zannediyor. Böyle tuğli emel denilen bir emele sahip. Sürekli dünyada devam edeceğini, hiç bırakmayacağını zannediyor. Nefsinize sorun, tanıdığı insanlar içerisinde en son kendisinin öleceğini zanneder, öyle düşünür. Halbuki öyle değildir. İnsan öyle zannettiği için bütün yatırımlarını bu dünyaya yapıyor. Benim çok sevdiğim bir hatıra var sahabe-i kiramın hayatından. Selman-ı Farisi ki kendisi biliyorsunuz Hendek Savaşı'nda Hendeklerin kazılmasını, Ahzab Savaşı olarak bilinir. Hendeklerin kazılması fikrini ortaya atan sahabe. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çokça övgüsüne mazhar olmuş bir sahabe. Onun için demiş ki kendisi Farisi olmasına rağmen Selman benim ehli beytimdendir demiş. Kendi ailesine kabul etmiş. Efendimizin sır arkadaşı. Selman-ı Farisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir odaya girer saatlerce ilim konusunda müzakerelerde bulunurlardı. Böyle Efendimiz indinde de değerli bir sohbet arkadaşıdır. İlmi çok yüksek, çok derin bir insan. Hazreti Ömer zamanında Medayin'e vali olarak tayin ediliyor. Ve Medayin'de büyük bir sel oluyor. Şimdi seller de madem gündemde onunla da alakalı bir şey anlatmış oluyorum. İnsanlar selden altınlarını, mücevherlerini, mallarını kurtarmak için evlerine girmeye çalıştıklarında insanların bu şekilde mal kurtarmak isterken boğulduklarını görüyor. Kendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir nasihatını ve bir vasiyetini yaşatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki senin dünyadan nasibin bir yolcunun azığı kadar olabilir. O da küçük bir sırtına attığı bohçası var. Bütün dünyası, bütün mal varlığı o kadar arkadaşlar. Düşünün bir şehre vali olarak atanmak ne demek? O şehrin valisi bugünün şehirlerine göre 4-5 şehir büyüklüğünde farklı bölgeleri içine alan bir yer demek. Vali. Çünkü o zaman yerel yönetimler çok kuvvetli olmadığı için daha merkezi bir yer seçilirdi. Nüfusça büyük, coğrafyada çok büyük bir alanın valisi olmak demek. Bir nevi oranın padişahı olmak gibi bir şey. Böyle vali atanıyor bakın yayan olarak gidiyor. Ve çok enteresan. Hani böyle çakarlı develerle gitmiyor. Böyle konvoylarla gitmiyor. Siyaha boyanmış develer peşi sıra sıralanmış. Bu şekilde gitmiyor. Enteresan yani bugünümüz dünyasından hiçbir ülkenin böyle bir valiye sahip olduğunu herhalde görmeyiz. Çok nadide bir insan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vasiyetini böyle tutuyor. Bütün mal varlığının bir bohçaya, küçük bir bohçaya sığması ne demek? Atıyor bohçasını sırtına sel olunca, çıkıyor yüksek bir kayanın başına. Bakıyor ki insanlar mallarını, altınlarını kurtarmak için böyle boğuluyorlar. Ayağa kalkıyor ve tarihi inleten şu sözü söylüyor. Ey insanlar, yükü az olan kurtuldu. Yükü az olan kurtuldu.
Hepimiz bu hikayeyi dinleyince kendimize şu soruyu sormamız lazım. Bizim yükümüz az mı? Yoksa yükümüz bizi dünya bataklığında daha çok batırmaya mı yarıyor? Yükü az olanlar kurtulabiliyor, yükü çok olanlar batıyor. Dünya böyle bir sele, zaman seline bizi sokuyor ve boğana kadar da bizi dibe çekiyor. Demek ki mesele yükünü hafifletmekte. Peki yükü hafifletmek derken buradaki kasıt gerçekten de dükkanı kapatalım, elimizde avucumuzda ne varsa bütün Müslümanlar elden çıkar. Bu mu demektir? Bunun da izahı şu. Parayı cebine koy, kalbine koyma. Bugün onun saykalını vuracağız. Parayı nasıl kalbimize koymayız? Kalbimizi nasıl cüzdana dönüştürmeyiz? Kalbimizi nasıl altın kesesine dönüştürmeyiz? Kalbimizi nasıl bir banka hesabına dönüştürmeyiz? Şimdi kalbimizi yarıp baksak içinde öyle sevgiler var ki adeta kalbimizin içi bir banka hesabı gibi. İçinde çekler var, senetler var, dövizler var, altınlar var, mücevherler var, arsalar var, evler var. Çoluk var, çocuk var, sahip olduğumuz her şey. Ama fani olan her şey kalbimize dolmuş durumda. Biz zannediyoruz ki dünyada ebedi kalacağız, o yüzden yatırımlarımızı hep dünyaya yapıyoruz. Hiç ahireti düşünmüyoruz, hatırlamıyoruz. Halbuki o kadar boş bir şey yatırım yapıyoruz ki her sabah bir melek bize bu şekilde nida ederek şaşırıyormuş. Hadiste geçiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde. Diyor ki böyle her sabah bir melek nida eder. Şu insanın işine şaşılır, ölmek üzere dünyaya gelir, yıkılmak üzere binaları inşa ediyor. Biraz sonra bırakıp gidecek. Ne kadar harıl harıl biraz sonra terk edeceği dünyaya bel bağlamış, konsantre olmuş, onu elde etmek için hırsla koşturuyor ama ebedi kalacağı güzergahına hiçbir hazırlık yapmıyor. Yoksa gitmeyeceğini mi zannediyor? Yoksa iman etmiyor mu? Çünkü iman eden bir insan hali yok. Bu çok enteresan bir bakış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasını duymuş muydunuz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mirası var. Ne olabilir? Kaç tane coğrafya hükmetmiş, hem ülke yönetmiş, ordular yönetmiş, fetihler elde etmiş, coğrafyalar elde etmiş böyle bir peygamber. Peygamber olduğu için kendisine sürekli hediyeler, sürekli ikramlar gelen birisi. Çok zengindir değil mi? Peygamberimiz kendisine gelen hediyeleri sadece yanında tutsaydı, kendini harcasaydı dünyada belki de hiçbir kralın elde edemeyeceği bir mülke sahip olacaktı. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam borcu olarak bir kuruş yanında tutmayarak vefat etmiştir. Hazreti Ayşe diyor, kaç ay geçerdi evimizin damındaki bacadan duman tütmezdi. Ateş yanmazdı çünkü yemek pişmezdi. Efendimiz sürekli aç yaşadı. Allah ona teklif etti, dedi ki Tihame dağlarını senin peşine altın ve gümüş olarak hazine olarak takayım. İstediğin her yerde seni bu dağlar dolusu hazinelerle destekleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kanaat etmeyi seçti. Serveti değil, lüksü değil, şaşayı değil. Tevazuyu seçti. O böyle bir peygamberdi. Bize de kalbimize koymamayı vaat etti. Verebildiğiniz kadar infak edin dedi. Verin dedi. Sadaka verin, zekat verin. Yapabildiğiniz kadar kalben dünyayı terk edin. Dünyaya hırs göstermeyin. Tamah duymayın. Allah'ın verdiğine kanaat edin. Başka şeyler istiyorsanız da onu da kanaatle isteyin. Yani Cenab-ı Hak'tan istemekte sınır yok. Duada sınırsız dua edin ama duanın neticesinde Allah ne veriyorsa ona da kanaat edin. Hırs göstermeyin. Hırs sizi hasarete sokacaktır, kayba sokacaktır. Zarara uğrarsınız. Zarara uğramayın. Ama biz öyle bir dünyada mı yaşıyoruz? Biz AVM'lerin vitrininde kandırılan, ağız suyu akıtılan bir dönemde yaşıyoruz. Mevsimlerden o kadar hararetin yükseldiği bir mevsim ki küresel ısınma yok. Küresel ısınma yok. Küresel yangın var. Kalpler yanıyor, ruhlar yanıyor, imanlar yanıyor, dünyevileşme yangını var. Vitrinlerde gördüğümüz, ihtiyacımız olmayan şeyleri arzuladığımız bir dünyanın içindeyiz. İhtiyacımız yok onlara ama vitrinde gördüğümüz için ihtiyacımız var zannediyoruz. Onsuz yaşayamayız zannediyoruz. Ekmek değil, su değil, hava değil. Ama onsuz yaşayamayacağımız zannına bizi sokan ne? Instagramlar, sosyal medyalar, bunlar da böyle birer vitrindir. Ağzımızın suyunu akıtır, bize bir fotoğraf gösterir, biz de o fotoğrafta gördüğümüz yaşam tarzını özeniriz. Orada gördüğümüz herkes gülümsüyordur. Zannederiz ki o elinde son model telefonu gülümseyerek tutan kişinin telefonunu ben de elde edersem ben de öyle mutlu olabilirim. O kişinin giydiği o marka kıyafeti giyersem, o gülümseyen kişinin giydiği kıyafeti giyersem ben de gülümseyecek, mutlu olacağım. Böyle zannediyoruz. Yani bize mutluluğun madde tarafından geldiğini zannediyoruz. Halbuki mutluluğun kaynağı madde olamaz. Biz madde bağımlısı oluyoruz. Sahip olduğumuz şeyler bir süre sonra bize sahip olmaya başlıyor. Biz orada aslında bağımlılığa, köleliğe doğru bir yola giriyoruz. Zincirlerle bağlıyız onlara. Hayır, sıyrılmamız lazım. Kalbimizden çıkarmamız lazım. Elbette kullanabiliriz. Elbette işimize yarayan, işimizi kolaylaştıran bir takım nesneler, araçlar olarak görebiliriz. Ama rahmetli annem bu sözü söylerdi. Ocak ayında vefat etti. Derdi ki parayı cebine koy, kalbine koyma, kalbini keseye çevirme yavrum.
Dünyayı kesben, fiilen değil kalben terk etmemiz lazım. Dünyaya hırs göstermemiz lazım. Çünkü terk edeceğiz. İşte sahabe-i kiram bunu çok iyi anlamıştı. Bir gün Talha bin Ubeydullah, ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok övdüğü sahabelerden birisidir. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden birisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cennette benim komşularımdandır Talha. Yaşayan şehittir demiş ona. Kim yeryüzünde yaşayan bir şehit görmek istiyorsa Talha'ya baksın demiş. Böyle birisi Talha bin Ubeydullah. Uhud savaşında yanımda Cebrail ve Talha'dan başkasını görmedim dediği birisidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı koruyabilmek için ona atılan oku kendi eliyle bir kaleci gibi yüzüne doğru tutarak okun eline saplanmasıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı korumuş birisidir. Bütün parmaklarını kaybetmiştir. Sadece şehadet parmağı kalmış geriye. Efendimiz onu cömert Talha diye övmüş. Niye? Şundan dolayı. Şimdi normalde biz iflas etsek herhalde moralimiz alt üst olur. Karadeniz'de gemilerin mi battı derler ya. Talha bin Ubeydullah da aynı böyle bir gün evinde mutsuz, boynu bükük duruyordu. Hanımı geldi ona sordu. Dedi ki nedir canını sıkan? Hanımı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o kaynayan pınarından imanı yudumlamış, o terbiyeyi almış birisi. Ne oldu diye sordu. İflas eden bir adamın üzüntüsü var. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki malım o kadar arttı ki hesabını Allah'a nasıl vereceğim ondan dolayı üzgünüm. Malını kaybetmesinden, iflas etmesinden dolayı değil, tam tersi malının çok artmasından dolayı üzgün. Bizim tam tersimiz değil mi? Hanımı da o çizgide, o da Resulullah'ın ikliminde olduğu için o da şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Var mısın Talha? Gel bunu dağıtalım fakirlere. Talha bin Ubeydullah'ın yüzü gülmeye başlıyor bir anda. O gün bütün mallarını, ama bütün mallarını, servetlerin son kuruşa kadar fakirlere dağıtıyorlar. Talha bin Ubeydullah'ın yüzü hiç gülmediği kadar fazla gülüyor. İşte onlar doğru anlamışlardı. Bir gün Ebu Hureyre Mescid-i Nebevi'ye gitti, ibadet etti, ilimle meşgul oldu. Evine doğru dönüp giderken bir baktı, insanlar Medine'de çarşıya dalmışlar. Ticaretle meşguller, o kadar dalmışlar ki o çarşıya, o ticarete, onun da gözünde hakikat canlandı. Bu insanlar ne yapıyor dedi ve bağırdı onlara. Ey insanlar, koşun. Mescid-i Nebevi'de peygamberin mescidinde peygamberin mirası dağıtılıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öleli birkaç sene olmuş. Peygamberin mirası dağıtılıyor deyince insanlar dedi herhalde anca toparladılar. Büyük bir maldı herhalde ki peygambere gelen hediyeler vefatından dolayı da gelmiştir. Demek ki büyük bir mal var, koşalım payımızı alalım. Herkes bir anda elindeki her şeyi bıraktı. Çarşı boşaldı. Herkes mescide koştu. Geldiler baktılar ki mescitte para yok pul yok. Anladılar ki farklı bir mana var bu işte. Moralleri bozuldu. Ebu Hureyre herhalde bizimle dalga geçti dediler. Suratları asık geri dönerken Ebu Hureyre ile karşılaştılar. Dediler ki ya Ebu Hureyre sen bizimle dalga mı geçtin, bize yalan mı söyledin? Niye? Sen bize dedin ki peygamberin mirası dağıtılıyor. Evet. Peki siz ne gördünüz mescitte? Biz mescitte namaz kılan, zikreden, ilimle meşgul olan insanlar gördük. Ebu Hureyre işte bu ya. Peygamberin mirası bu ya. Peygamberin mirası altın veya dinar değildir, gümüş değildir. Peygamberin mirası ilimdir, ibadettir, sünnet. Bunu söyledi. İşte insanlar o zaman anladılar. Bazen dünyanın peşinde koşuyoruz ve bu koşuşumuz elimize avucumuza hiçbir şey katmayacak, geçici oyalanmalarla bizi meşgul ediyor. Ama esas miras, esas kazanç peygamberin mirasıdır. Kısa bir ara verelim, sonra konuşmaya devam edelim. Osman Sungur Yeke'nin beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider adlı kitabını kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz. Tekrar merhaba değerli dostlar. Dünya sevgisinden bahsediyorduk. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok meşhur bir hadisi var. Ne diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Hubbu dünya. Bütün hataların, bütün külli hatiyatın başıdır. O yüzden dünya sevgisini kalpten çıkarmak gerekiyor. Evet, yestehibbunel hayatet dünya alel ahire. Onlar ki bile bile seve seve dünyayı ahirete tercih ettiler. Bu asrın bir hassası, bir özelliği şudur ki hayat dünyevi, dünya hayatı, hayatı bakiyeye, ebedi hayata, ahirete bilerek tercih ettiriyor. İşte yazıklar olsun onlara ki bile bile dünyayı ahirete tercih ettiler. Yani kırılacak bir cam parçasına ahiretin baki elmaslarını değiştirebiliyor. Bildiği halde tercih ediyor. Böyle bir düstur haline gelmiş hatta. İşte bu çok hayret verici bir durum. Nasıl ki bir insanın uzvu insani hastalansa, yaralansa bütün diğer
uzuvlarımız, organlarımız orayla meşgul olur. Oranın imdadına koşarlar. Öyle de hayata yönelik duyduğumuz hırs veya o hayatı korumak, hıfz etmek veya hayatın zevki ve aşkını taşıyan ve insanın fıtratında derc edilmiş, bulunmuş bir insani cihazat. Çok sebepler ile yaralanmış ve bütün insandaki manevi duyu organlarını, latifeleri kendiyle meşgul edip sükut ettirmeye başlamış. Vazife-i hakikiyelerini ona unutturmaya başlıyor. İnsan esas vazifesini unutuyor, dünyaya niye geldiğini unutuyor ve bununla meşgul oluyor. Nasıl ki bir cazibedar, sefihane ve sarhoşane, şaşalı bir eğlence bulunsa, serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar ve tesettürlü mesture hanımlar o cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek, boş bırakarak iştirak ediyorlar. Böyle bir misal düşünün. Öyle de bu asırda hayat-ı insaniye, özellikle hususan hayat-ı içtimaiye, sosyal hayat öyle dehşetli fakat cazibeli, elim fakat meraklı bir vaziyet almış ki insanın ulvi latifelerini ve kalp ve aklını nefsi emmaresinin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor. Bu asırda hayatı o kadar parlatmışlar ki, o kadar cazibedar hale getirmişler ki, işte nerede yemek yiyeceğinize, nerede alışveriş yapacağınıza, hangi kıyafeti giyeceğinize, hangi ortamlara girip çıkacağınıza dair o kadar çok cazibedar sizi davet eden davetçiler var ki, artık siz sadece dünyada kalmayı, dünyada bu lezzetleri tatmayı ister oluyorsunuz. Ve kendiyle meşgul ettiği için başka bir şey düşündürtmüyor. Mesela eskiden 2. Dünya Savaşı olduktan sonra insanlar hızlı bir şekilde dine yönelmişler. Neden? Çünkü yoksulluk, yokluk, darlık insanı dünyaya yönelik bağlantılarını kopartan bir farkındalık kazandırıyor. İnsan varlığın içinde düşünme yetisini kaybediyor. Bu bilimsel araştırmalarda da var. Orucun pedagojisinde de var bu. Oruç tutmanın faydaları insanın nefsani ve bedensel arzularını, isteklerini, iştahlarını dizginlediği için insan onlardan bağımsızlaşabiliyor. Orucun sayesinde özgürleşebiliyor. Ama beden zevkleri bir insan ne kadar artarsa o kadar çok insan bağımlı hale gelir. Kahve içmeden sabaha başlayamaz. Saçını yıkamadan başlayamaz. Veya falan yiyecek olmadan hayatı devam edemez. Lüksleri vardır onun. Tercihleri vardır onun. Artık o bir bağımlıdır. O çizgide yaşamak zorundadır. Hele ki buna insanın marka tercihleri, hele ki buna insanın bir takım zevkleri eklenince artık insan sadece hayata yönelik planlar yapıyor. Ahirete yönelik, ibadete yönelik, Allah'a yaklaşmaya yönelik hiçbir adım, gayret, heves, teşvik hissetmiyor. Niye hissetsin ki? Etrafında herkes çok şaşalı hayatlar peşinde veya onu kovalıyor. Ve gerçekten de bu asırda önceki asırlarda olmadığı kadar herkesin imkanı var. Herkesin daha fazla yiyeceğe ulaşma, daha fazla lezzetlere ulaşma imkanı var. Bugün sabah yediğiniz kahvaltıyı emin olun Fatih Sultan Mehmet yememiştir. Bugün yediğiniz öğle yemeğini, akşam yemeğini emin olun Fatih Sultan Mehmet yememiştir. Bazen söylüyorum, tebessüm ediyorlar ama bu bir gerçek. Fatih Sultan Mehmet hiç profiterol yememiş. Yememiş. Hiç senin yediğin cheesecake'i yememiş. At sırtında cihattan cihada koşmuşlar. Zor bir hayat yaşamışlar. Hiç domates yememiş, menemen yememiş. Hiç patates kızartması yememiş. Senin çok sevdiğin bir yemek mesela düşün. Onu yememiş. Kahvaltıda kaç çeşit yemek yiyorsun? 40 çeşit olmadan kahvaltı yemem diyor adam. 40 çeşit kahvaltılar var. Reçelin 6-7 çeşidi. Tuzu da sayarsak, peçeteyi de sayarsak 40 çeşit olmadan yemek yiyemiyor insanlar. Artık bu seviyelere geldi. Artık uygulamalar var. Uygulamalardan insanlar restoranlara puanlar veriyorlar. O puanlar düşük olduğu zaman en masraflı yemek de olsa, en besleyici gıda da olsa ondan yüz çeviriyorlar. Niye? Süsünü iyi yapamamış. Servis tabağını iyi dizayn edememiş. İşte böyle bir zamandayız. AVM'lerin baskın olduğu bir zamandayız. Sunumun her şeyin önüne geçtiği bir zamandayız. İnsanlar ne yapıyorlar? Nimeti tokatlıyorlar. Etlere tokat atıyor adam. Şov yapıyor. Değişik hareketler yapanlar, değişik çığlıklar atanlar, yaptığı yemeği servis ederken envai çeşit tabiri caizse şaklabanlıklar yapanlar var. Böyle bir asırdayız. Niye? Çünkü insanlar o görselliğe oynuyorlar. İnsanlar yaşamanın adeta şehvetini kurmuşlar. O kadar insanları iştahla o şaşalı ışıltılı hayata davet ediyorlar ki, ama dışı süs, içi pis. Esas huzuru seccadede bulacakken adam diskoda, barda arıyor. O gürültülü, dumanlı ortamlarda arıyor. İnsan gürültüde huzur bulabilir mi? İnsan sisli puslu ortamda huzur bulabilir mi? Nefes alamadığı yerde huzur bulabilir mi? Güvenilmez insanların yanında huzur bulabilir mi? Her gün o barlarda kavga çıkıyor. Böyle ortamlara insan girmek ister mi? Ama işte hayat cazibedar bir şekilde insanları buna itiyor. İnsanlar menfaatini orada zannederek medeniyetin fanteziyeleri peşinde
koşuyorlar ama fanteziler insana huzursuzluktan başka bir şey getirmedi. Yuvaları yıkmaktan başka işe yaramadı. İstediğiniz feminizmin peşinde koşun, mutsuz olacaksınız. Size mutsuzluktan başka bir şey getirmeyecek çünkü Allah'ın koyduğu fıtrat programına ters hareket ettiğiniz her aşamada, her sahnede mutsuz olacaksınız. İstediğiniz medeniyet fantezisini, medeniyet kuramını, kurallarını dayatmaya çalışın. İsterseniz deneyin, denemesi bedava. Mutsuz olacaksınız, %100 garanti. Çünkü seni tanıyan Rabbindir. Seni yaratan Rabbinden başka seni daha iyi tanıyabilecek kimse yok. O da senin için en faydalı olanı sana söylemiş. Demiş ki sen dünyaya daldığın sürece hiçbir zaman o dünya sana yar olmayacak. Dünya herkesi de gönül eğlendiren ama kimseye varmayan bir mekanizma. Aldatıcı bir mekanizma. Bir oyundur dünya. Ne diyor? İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Uykudayız. Rüyada gerçek gibi görünür her şey ama gerçek değildir. Ben geçen gün rüyamda doların 14 TL'ye çıktığını gördüm. Rüyamda dehşete kapıldım. Uyandığımda hala o kadar gerçekçiydi ki eyvah dedim ne olacak. Ama yani aslında bununla hiç zihnen kalben meşgul değilim. Niye böyle bir rüya gördüm bilmiyorum. Ama rüyamda böyle bir dehşet aldım. Şimdi rüyamızda her şeyi gerçekçi görüyoruz. Gerçek zannediyoruz ama gerçek değil. İşte insanlar uykuda ölünce uyanırlar. Oyun oynuyoruz adeta. Oyalanıyoruz. Kendimizi kandırıyoruz. Devam edeceğiz. Hep burada kalacağız zannediyoruz. Öyle olmayacak. İki türlü çıkış var dünyadan. Bir. Yani Allah'ın huzuruna iki türlü çıkacağız. Her türlü kesinlikle Allah'ın huzuruna çıkacağız. Ya onun razı olduğu, hoşnut olduğu bir şekilde. Onun muhabbetiyle, namazla, secdeyle onun huzuruna çıkacağız. Veya ellerimiz kelepçeli, cezalı bir mahkum olarak huzuruna çıkacağız. İkisinden birini seçersiniz. Namaz kılmak bu seçimi yapmak demek. Ben Allah'ın huzuruna elim kelepçeli, prangalı çıkmak istemiyorum. Allah'ın sevdiği bir misafir olarak çıkmak istiyorum. Kaçacağın yer yok. Mutlaka çıkacaksın. Namazı da mutlaka kılacaksın bu arada. İki türlü kılış var. Ya dünyada rahat halının üstünde secde yaparsın veya cehennemde Veil deresinde ateşin üstünde secde yaparsın. Tercih senin. İstersen bu dünyada kıl, istersen orada kıl. Fark etmez. Ha dersen ki ben işimi daha çok seviyorum. Dünyayı daha çok seviyorum. İşim için, işimi kaybetmemek için dünyayı tercih ediyorum. Namazı dünyada kılmayacağım. Diyebilirsin, özgürsün bu konuda. Ama namazdan kaçamazsın. Ya burada kılacaksın rahatın içinde ya orada kılacaksın. Evet. Dünya hayatının muhafazası için zaruret derecesinde bazı umuru dünyeviye geçici olarak tercih edilmesine izin verilebilir. Ama zaruret derecesinde. Mesela zaruret nedir? Yemek, içmek, nefes almak, belki hani barınmayı ekleyebilir. Zaruret noktasında sayabileceğimiz şeyler bunlardır. Ama insanlar şu zamanda öyle bir noktaya gelmişler ki zaruretin manasını bozmaya çalışıyorlar. Allah faizi haram gösteriyor. Faiz haramdır diyor. Kişi faizli kredi çekerek zaruret var canım, ev almam lazım. Kirada olanlar ölüyor mu? Zaruret var diyorsan ölüm hali var demektir bu. Ölmüyor. Niye böyle bir faizin peşine düşelim? Değil mi? Akıl var, mantık var. Niye Allah'a ve Resulüne savaş açalım? Kur'an ayetinde öyle diyor. Faiz kullananlar için Allah'a ve Resulüne savaş açmışlardır. İşte bu asır o insandaki damarı o derece şırınga etmiş ki küçük bir ihtiyaç ve basit, adi bir zarar dünyevi yüzünden elmas gibi umur diniyi terk eder. Neye harcıyorsun? Kırık şişe camlarına, elmaslara vermen gereken parayı veriyorsun. Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hayatı muhafaza etme cihazı bu asırda israflar ile, iktisatsızlık ile, kanaatsizlik ile, hırs yüzünden, bereketin kalkmasıyla, fakirlik ve geçim derdinin yokluğu, muhtaçlığı, fakirliği ziyadeleşmesiyle, artmasıyla o derece insandaki yaşamak damarı yaralanmış ve hayatın şartlarının ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve devamlı inkar ehlinin, İslam'ın aleyhinde olanların nazarı, dikkati, dünyaya, hayata çeke çeke o derece kendine çekmişler ki basit bir dünyanın ihtiyacını dinin büyük bir meselesine tercih ettiriyor. İşte bu asrın fitnesi bu. Allah ve Resulü bundan haber verdiler. Kıyamete yakın bunun çok daha şiddetleneceğinden haber verdiler. Ve bugün o günleri yaşıyoruz. Dünya hayatı o kadar şiddetlenmiş ki insanlar hayatın çok basit bir meselesinden, yani dünyada yaşadığı ne bileyim iş meselesi, okul meselesi, çok basit bir meselesinden dolayı dinin en büyük meselesini rüşvet olarak verebiliyor. Dünyada bir maaş için namazını rüşvet olarak veriyor. Yani Ramazan'dan vazgeçiyor. O maaşı alabilmek için. Cuma'ya gitmiyor. Veya bir sürü şey. Hani belki Cuma'ya gitmesi işine mal olmayacak ama gitmiyor. Yani insanlar o kadar Allah'ın emirlerini basit, uyulmasa da olur, ne olacak canım gözüyle görüyorlar ki değer kıymet vermiyorlar. O yüzden rahatlıkla tercihlerini dünyadan yana yapabiliyorlar. İşte ayet, işte hadis. O yüzden böyle diyor. Yazıklar olsun onlara. Yazıklar olsun. Göre göre, bile bile dünyayı ahireti tercih ettiler. Ve dünyaya bir hırs duyuyoruz yani. Bu da konuşulması gereken çok uzun bir mesele aslında. O kadar çok hırs ve tamah duyuyoruz ki ve o kadar çok israfın içindeyiz ki ve o kadar kanaatsiziz ki sürekli elim
elimizdeki paranın, elimizdeki zamanın, elimizdeki nimetlerin kıymetini bilmiyoruz. Onlar çok değerli şeyler değilmişçesine israf ediyoruz onları. Ve elimizdeki malın, elimizdeki zamanın o kadar çok kanaatsizliğini ifade ediyoruz ki sürekli dilimizde şikayet var. Her şeyden şikayetçiyiz. Ekonomiden şikayetçiyiz, insanlardan şikayetçiyiz, çevremizden şikayetçiyiz. Aslında insan elindekinin kıymetini bilmiyor, hep elinde olmayanı arzu ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ya, beşerin, insanın bir vadi dolusu altını olsaydı ikinci vadi dolusu altını isterdi. Bir vadi dolusu altın kime yetmez? 7 sülaleye değil 70 sülaleye yeter. Ama insan yetmezmiş gibi görüyor, ikinci vadiyi istiyor. İnsanın gözünü ancak toprak doyurur diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ancak toprak doyurur. Öyleyse tövbe etsin, Allah tövbeleri çokça kabul eder diyor. Biz de bu yüzden sürekli tövbe halinde olmalıyız. Yani biz böyle manevi olarak problemler taşıyoruz, yaşıyoruz. Bu tarz sıkıntılarımızı çözmenin yolu ne? Tövbe edeceğiz. Dünyada yüzümüzü çevirmeye çalışacağız. Kalben terk edeceğiz dünyayı. Allah'ı isteyeceğiz, ahireti isteyeceğiz, ölümü hatırlayacağız, dünyada fani olduğumuzu hatırlayacağız. Ona göre biz ebedi hayatımıza hazırlık yapacağız. İşte bu asrın bu marazına karşı Kur'an hakikatlerinden ders almamız gerekiyor. Nasıl ders alacağız? İşte Allah'ı tanıyarak, işte Allah'ın peygamberinden ders alarak, işte Allah'ın gönderdiği Kur'an'dan ders alarak kendimizi hizaya çekeceğiz. Yönümüzü, kalbimizin yönünü dünyadan ukbaya çevireceğiz. Leyla'dan Mevla'ya geçeceğiz. Yaptığımız israfları şöyle bir düşünelim. Mesela ne israfı yapıyoruz? Kimisi zaman israfı yapıyor. Kimisi maddiyatın israfını yapıyor. Kimisi evindeki musluğun mesela israfından sorumlu. Herkes hayatını iktisada çevirse her şeyde bereket bulur. Özellikle enerjimizi, zamanımızı o kadar israf ediyoruz ki, o kadar gereksiz şeylere harcıyoruz ki, bir yerlerden bu işi düzeltmek için başlamak gerekmez mi? Bir karar alıp, ya ben artık şu zamanımı değerli hale getireceğim, biraz ilim öğreneceğim, biraz bir şeyler katacağım kendime. Böyle desek, bir kararlar alsak, yıllar sonra bugün alacağımız o karar için Allah'a şükür edeceğiz. İyi ki o kararı almışım da zamanımı israf etmekten kurtulmuşum. İnsanlarla boşa vakit harcıyoruz. Boş sohbetlerin peşinde oturup saatlerce çene çalıyoruz. Elimize ne geçiyor? Hiçbir şey. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Arkadaşını doğru seçersen seni vezir de edebilir arkadaşın, yanlış seçersen seni rezil de edebilir. Öyleyse bizi dünyaya değil ahirete çağıran, dünyanın aldatıcı fantaziyelerine, hırsına, tamahına, daha çok alışverişe, daha çok son modeli almaya, daha çok marka şeyleri almaya teşvik eden arkadaşlarımızdan değil, onlardan biraz bir adım uzaklaşıp, gene tebliğ için irtibatı koparmayız ama bir adım uzaklaşıp en yakın vakit geçirdiğimiz arkadaşlarla doğru bir istikamete yönleneceğiz ya da öyle istikamette olan arkadaşları kendimize seçeceğiz. Bir gün şöyle bir yazı okumuştum. Kişi en yakın, en çok vakit geçirdiği 5 arkadaşının ortalamasıdır. Bakın çevrenize. Eğer siz kendinizi arkadaşlarınızdan farklı görüyorsanız, arkadaşlarınız iftihar edilecek özelliklere sahip değilse, güzel ahlaka sahip değilse, yalancılarsa, günahkarlarsa, bazı kötü alışkanlıkları varsa kendinize yanlış arkadaş seçmiş olabilirsiniz. Ve bu yanlış arkadaş seçmek sizi dünyada da ahirette de zarara uğratacak olabilir. Bakın burada ne dedi mesela? Tesettürlü insanlar, İslami çizgide olan insanlar, muhafazakar insanlar. Bunlar bile bazen o medeniyet fanteziyelerinin peşinden kapılıyorlar ve o özenmek, o batı hayranlığı, o aslında hırsın, enaniyetin, egonun parlatıldığı o kültürlerin hayranlığı insanı nereye sürüklüyor? Ne kazandırıyor? İnsanı öz değerlerinden uzaklaştıran aldatıcı bir zehir gibi adeta. Halbuki bizim istikbalimiz köklerde. İnsanın ruh ve mana köklerine inse, ecdadıyla buluşsa, bu ecdadının 7 kıtaya hükmeden o şanlı tarihiyle bir barışsa, onların hangi meziyetleri onları o seviyelere çıkarmış, onu kendine bir hedef ittihaz etse ve onu yakalamaya çalışsa, o zaman görecek mutluluk malda, mülkte, parada değil, mutluluk kanaattedir. Zenginliğin sırrı çok para değil, banka hesabının büyüklüğü değil, kanaat edebilmektedir. Peygamberimizin hadisini söylüyorum ben. Peygamberimiz söylüyor bunu. Kanaat en büyük hazinedir diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Hırs gösteriyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Tamah gösteriyoruz. Ah şu da olsa, ah bu da olsa. Onu elde etmek için türlü üçkağıtlara giriyoruz. Belki dost dediğimizin kuyusunu kazıyoruz. Arkasından bıçaklıyoruz. Ne oluyor sonra? Sonra dostlarımıza zarar verecek bir pozisyona giriyoruz. Veya dostlarımızdan zarar göreceğimiz bir pozisyona giriyoruz. Hırs insanı hasarete sokuyor. İş yerinde düşün mesela. Bir kişi kendisine rakip görmeye başlıyor başkasını. Neden? Çünkü kendisi israfa o kadar alışmış ki o israftan dolayı artık maaşı harcamalarına yetmiyor. Ne yapıyor? Daha fazla maaş elde edebilmek için ya terfi alacak ya da farklı üçkağıtlara girecek, haram yiyecek.
Haram yiyor, bu sefer bütün ahlaki çöküntü başlıyor. Çünkü haram bir virüs gibidir. Nasıl yalan dilin ve ahlakın virüsüdür, haram da öyle. İnsan haram yediği zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, uzuvların sana asi olmaya başlar. Uzuvların asi olması ne demek? Artık seni namaza götürmemeye başlar. Artık seni Allah'a götürmemeye başlar. Ayakların sohbet deyince, Allah'ın adı anılması deyince ters yöne kaçmaya başlar. Halbuki namazda huşu ve huzurun bir unsuru ve çok büyük bir unsuru da helaldir. Helal yemek, helal konuşmak, helal dinlemek. İşte insan israfa girince ne oluyor? Fakirleşiyor. Fakirleşince kanaatsizleşiyor ve hırs gösteriyor. Daha fazlasını istiyor. Bu da insanı dünya hırsına itiyor. İşte yaşamak damarı o kadar kuvvetlenince insan dünyada kalmaya, dünyayı ebedi yurduymuş gibi görmeye başlıyor. Hazırlığını buraya yapıyor ve bu şekilde ebediyetini kaybediyor. Şeytan da insanı nasıl kandırıyor biliyor musunuz? Şeytan diyor ki sen merak etme, cennetliksin. Kalbin temiz, affedileceksin. Senin için ahirette cennetten başka şey yok. Merak etme, böyle devam et, böyle devam et, böyle devam et diye diye seni öyle bir kandırıyor ki. Halbuki Allah seni ayetinde uyarmıştı değil mi? Ne demişti? Sakın şeytanın sizi benim rahmetimle kandırmasına izin vermeyin demişti. Rabbim şeytanın kandırdıklarından olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.